Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlar ve güzel insanlar, çok önemli bir videoyla karşınızdayım. Çok önemli tüyolar var, duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Bunu sohbet niteliğinde sizlere aktarmaya çalışacağım değerli dostlar. E tabi e, bu videonun içerisinde söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tavsiyesi hiç değildir değerli dostlar. Size bakarak yatırım yaparsanız, bizden etkilenerek yatırım yaparsanız ciddi anlamda zarar edebilirsiniz. Ne YouTube'da, ne Twitter'da, ne de başka bir yerde hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermediğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi önemli bir konu var değerli dostlar. Önemli şirketler var, iyi şirketler var. Daha prim yapmamış güzel şirketler var. Öncelikle şunu belirteyim değerli dostlar. Bu görmüş olduğunuz, burada paylaştığım hiçbir hisse öncelikle sizi bulmuyor. Bu paylaştığım şirketlerin tamamı öncelikle katılda paylaşılıyor. Bir hafta sonra, iki hafta sonra, belki bir ay sonra burada paylaştığımız size söyleyeyim. Yani iskonto oranı yüksek görmüş olduğum şirketleri ilk önce katıl tarafında paylaştığımı belirteyim. Şimdi Önemli şirketler hakkında duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Daha prim yapmamış şirketler. Öncelikle şöyle bir tweet attık. Dedik ki fırından yeni çıkmış hisselerim var benim. Bir de olsa gelsin mi? Bu hafta sonu ortalığı bir ayağa kaldıralım bence. Ama bu etkileşim, etkileşimle olmaz. Tweetlerimin fav ve reteleri çok düşük. 10 vakta kadar mercimeği fırına vermek isteyen hisseler serisi gelebilir. Şimdi buraya baktığında 620 tane beğeni, 56 tane retweet var. Genel itibarı aşağı doğru geldiğimde nedense bu ilgi alaka olmadığını görebiliyoruz değerli dostlar. O yüzden e, ve ben buna çok takıntılı bir adam olduğumu e, sizlere daha önce defalarca kez söyledim. Dedim ki böyle bir paylaşım yaptığımda 200, 300, 400 tane beğeni geliyor. Ama normal bir bilgilendirme mesajı attığımızda örnek diyorum mesela şunun gibi ya da normal bir tweet attığımda beğeni yok. Yani e, ya Beni takip eden insanlar uyuyor mu yatıyor mu fake mi nedir ne değildir grafik paylaşıyorum beğenmiyorlar. Ama genel itibariyle bilmiyorlar ki ciddi anlamda önem arz ediyorlar bu tweetler. Ama beğeni sayısına baktığında 60 tane. Ben gönül isterdi ki yani paylaştığım her tweet böyle 500-600 tane beğeni gelsin. E, bu 500-600 tane beğeni geldiği an itibariyle zaten e, inanın bana daha güzel paylaşımlar gelecektir daha cesur paylaşımları gelecektir. Ama yani yine yanılmadık. Yine insanlar böyle diyor ki ya sen hisse ver de ben sadece hisse paylaştığın şeyi bakayım. Ama maalesef bu işler böyle olmuyor. Yani adam mefiat yüzünde beni takip ediyor. Ne benim kişiliğime göre takip ediyor. Ne paylaştığım şeylere göre takip ediyor. Sadece hisse ismini duymak için adam bak burada 620 tane insan bekliyor. Bir de bunun 20 katı, 100 katı ki bu etkileşim ortalama 30 bin, 60 bin görüntüleme almış. Ama totalde baktığında bizi burada demek ki takip etmiyor adam. Sadece hisse ismini duymak için. Buradaki beğeni tuşuna basmış. Yazıktır. Değil mi? Dediğim gibi Burada Bak burada mesela o paylaş. 2 hafta önce 5.60'dan paylaşmışız. Ege Seramiği paylaşmışız. 19 TL'den Çem Taşı 18'den paylaşmışız. Kong Burası katıl bölümü burada. arada. Konkayı paylaşmışız. GSD Hodur, Çem Taş'tır, Şudur, Özak Gayrimenkul'dür. Özak Gayrimenkul'ü 4 TL seviyesinden paylaştım katılda. Vakıf G'ye oydu. Yani neyse bunlar e, genel itibariyle ee, çok dip seviyelerde paylaştığım şirketlerdir genel itibariyle. Ee, çünkü sizlere bir anlaşma yaptık. Dedik ki arkadaşlar yani beğeni ve izlenme sayısı yükseldikçe biz de elimizden geleni yapacağız. Keza yaptık da. Aselsan'la yaptık, Erel ile yaptık, Saul'da yaptık, ondan sonra Esen'le, Natel'le yaptık, Çemtaş'ta yaptık, Konka'da yaptık. Ee, aklınıza gelebilecek şu an 2x, 3x, 4x yapan bütün şirketlerle yaptık. Ama genel itibariyle baktığımda çok özücü bir tabloyla karşı karşıya geldiğimizi söylememde fayda var. Her neyse konumuza dönelim değerli dostlar. Şimdi. Tabi. Burada Tırge'ye o bir kırılım gerçekleştirmiş. Ben sadece teknik analiz anlamında bakacağım. Yine de biz elimizden geleni yapacağız. Değerli dostlar. Torunlar gayrimenkul. 5.97 seviyesinde bir destek noktası var. Bu destek noktası kırıldığı an itibariyle kesinlikle ama kesinlikle stop olunması gerekiyor. Yani teknik analiz bana bunu söylüyor. Diyor ki 5.97 seviyesinin altı kapanışlar geldiği an itibariyle stop loss olması gerekiyor. Şimdi 5.97'nin altında kapanış gelebilmesi için 3 tane farklı yol var. Birincisi endeks düşerse düşmesi gerekiyor. İkincisi kötü bir kap haberi atar ise düşer. Veya buna bedelli sermaye artırımı der. Yani gelir gelmez bilmiyoruz yani. En iyi şirket dediğimiz RDYZ bedelli açıkladı. Yani o yüzden e, öyle kötü bir haber gelirse, kötü bir haber akışı gelirse maalesef buradaki hiçbir teknik hedefimiz gerçekleşmeyecektir. Bunların bilincinde olun biz burada paylaşıyoruz diye. Ulan hane. hani giriyordu. Bak bedelli açıkladı. Bak şirket kodtan düşüyor. Bak bilmem ne aldılar. Abi ben onunla ilgilenmiyorum ki. Teknik analize şu an bakıyorum. Tamam. Teknik analiz. Yani yarın öbürsü gün böyle sıkıntılar yaşamayalım diye. Önden önden bütün olumsuz şeyleri söylüyorum. Biz önce olumsuzu söyleyelim. Yukarı gidince de zaten ekran görüntüsümüzü paylaşırız. Ama önemli olan bodozlama atlamamak gerekiyor. Yani adam buradaki şeye odaklanıyor. 7 TL. Hani öngörüm, öngörü ön yapmış olduğumuz fiyat tabii ki yukarılardadır. Tabii 3x, 4x, 5x, 6x, 7x. Geleceğiz onlara. Onların hepsine geleceğiz. Ama öncelikle borsaya yatırımcı olman gerekiyor. Yarın öbürsü gün bir kötü bir kap haberi atılır ise Yarın öbürsü gün endeks sıkıntısı yaşar ise buradaki hiçbir şey geçerli olmaz. Bunu bilmen gerekiyor. Tamam çarpı. Yani bunu ekstradan dile getirmeme gerek yok herhalde. Evet. Şimdi torunlar gayrimenkulde güzel bir oluşum var. Buraya indikatörümüze de baktığımızda burada e, tarihi zirvesini geçmiş bulunmakta. Ee, şurada da geçmiş. Burada da geçmiş. Ee, bakın değerli dostlar fiyat daha buranın seviyesinin üstüne kapatmadan bizim indikatörümüz buranın seviyesinin üstünde kapatmayı başarmış. Yani e, fiyat yükselmeye çalışıyor. Fiyat yükselmek istiyor. Şimdi biz dedim gibi biz bunu zaten katılda paylaştım. Şimdi e, bazen e, yorumları okuyorum. Çok böyle hayret verici şeyler yazılıyor. Yok ki hocam yani paylaştığın şirket gidiyor. Alakası yok. Halbuki bilmiyor ki biz bunu bir ay öncesinden paylaşmışız katılda. Tamam mı? Yani bir ay önce zaten katılda paylaşılmıştır. O yüzden size diyorum ki değer yatırımına odaklanın. Bir, bir tane abimiz ya hocam diyor ki ya hocam ben hangi şirkete giriyor isem bir hafta bekliyorum bakıyorum yükselmiyor çıkıyorum başka bir giriyorum. Bakıyorum o bir hafta önce girmiş olduğum şirket yükseliyor. 2x yapıyor neredeyse. Ama benim içinde kaldığım şirket düşüyor. Ondan çıkıyorum diğerine giriyorum. Diyorum tamam hadi yükselmiş ona giriyorum. Teknik hedefi var temel hedefe. Oradan da bir düzeltme hareketi yapıyor. 2 hafta boyunca orada bekletiyor. Borsanın mantığı budur zaten. Senin işin değil yani bence sen borsadan çık. Değer yatırımına. Psikolojik olarak buradaki fiyata bakar isen abi. Şimdi örnek diyorum. Biz katıldı hangi seviyeden paylaşıyor? Zaten burada gerçi bak 5.60'da paylaşmışım mesela ben bunu. 5.60 nerede? Şurada. Evet şuradaki seviyeden paylaşmışım. Bak abi şuradaki seviyeden paylaşmışım ama ne demişim? Güzel şeyler demişim. Yani güzel şeyler derken Olması gereken hedef fiyatı eğer ki karlılık bu şekilde gelirse bu şirketin olması gereken hedef fiyatı budur. Bu oraya gidecek diye anlamını taşımıyor. Kesinlik taşımıyor. Yani karlılık bu şekilde gelirse bu şirketin olması gereken hedef fiyatını vermişim. Biraz sonra programı tanıtacağım sizlere. Programa da bakın. Şimdi biz buradaki seviyeden paylaşmışız. Şuradaki seviye. Bakın gitmiş, yukarı gitmiş. Hop. Adam seviniyor. Örnek diyorum mesela yatırım yapan bir adam. Yani bizden etkilenmeyerek araştırmış. Almış, sevinmiş. Hocam adamsın, cansın. E hop düştü. Hemen hemen maliyete geldi. Gelmedi de geldi gibi. Bekledi, bekledi. Sonra tamam eyvallah yine yükseldi, yükseldi, yükseldi. Hop. Her şey yolunda giderken yine tekrar düştü. Hop. Bakın Burada neredeyse tekrar maliyete gelmiş. Peki kaç gün sürmüş bu? Abi şimdi bunları anlatmam gerekiyor ki. Çünkü şirketler, hisseler düştüğü zaman. Yani size eğitim tadında video çekiyorum. Bunları bilmen gerekir. Borsada para kazanmak istiyorsan bunun yolu Yakup Ekenoğlu'ndan geçiyor. Bunu bir kere bilmen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu bir kere bilmen gerekiyor. Yani. Geçmiş. Bak burada paylaşmışız. Bir. Tam böyle düştüğü zaman bir ihtimalle buradaki seviyelerden bilançolar gelmiş. Ya da buradaki seviyeden bilançolar gelmiş. Düşürmüşler düşürmüşler. Zaten bununla ilgili ıı, takas analizini söylemiştim. Dedim ki efendim topluyorlar. Efendim topluyorlar bakın. Tır GEO. Tır Bak hatta onun videosunu çekmiştik. Dedi ki efendim bak Yabancılar alıyor ama nasıl bir strateji yapıyorlar biliyor musunuz dedim. Dedim bak adamlar alıyor buraya kadar taşıyor. Sen buralardan bir yerden alım yapıyorsun. Adamlar indiriyorlar. Videomuzu izleyin. Sonra tekrar yukarı kaldırıyorlar. Burada güzel bir hacim yaptırıyorlar. Sen artık tamam bu iş oldu dedin. Ta böyle aşağı indiriyorlar. Sonra tekrar buradaki seviyeye götürüyorlar. Sonra tekrar aşağı getiriyorlar. Tamam mı? Sen burada abi omuz baş omuz formasyonu var. Bu hisseyi düşürebilirler derken elinden çıkarıyorsun. Burada tekrar elinden alıyorlar. Şimdi o yüzden diyoruz ki teknik analiz bir hissenin bir hisseye ne zaman giriş yaptığınla alakalıdır. Temel analiz hangi şirkete yatırım yaptığın, teknik analiz de o şirketlere ne zaman yatırım yapacağınla alakalıdır. O yüzden temel ve teknik analizi mutlaka bilmen gerekiyor. Şimdi bak burada onayını almış diye böyle sevinmeye gerek yok. Stop loss noktası her zaman belli olacak. Bu Aselsan'da da geçerlidir. Ereğli'de de geçerlidir. Sağol'da da geçerlidir. Logo'da da geçerlidir. Kontör'de de geçerlidir. Konka'da da geçerlidir. Çem Taş'ta da geçerlidir. Bunu bilmek gerekiyor. Her zaman stop loss noktasını belirleyeceksin. Bana diyeceksin ki abi 5.97'nin altına geldiği an itibariyle stop olurum. Fark etmez. Burada da almışsam, burada da almışsam. Zararı kabul etmem gerekiyor. Burada stop olurum. 5.97'nin altında kaldığı sürece bulaşmam. 5.97 yani 6 TL'nin üstüne tekrar attığında tekrar alırım. Teknik analizin diliyle konuşuyorum. Tamam mı? Yarın öbürsü gün. Yani o şekilde mesela bakın bazen izliyorum. Adamlar diyor ki hocam %30, %40 bazı hisselerde zarardayım. Bana yüksekten sattılar. Adamın suçu değil ki senin suçun. Yani o adama bakarak niye yatırım yapıyorsun? stop bir loss yerini bildikten sonra senin %20 %30 zararda kalman imkansızdır. Abi stopunu koyarsın. Aşağı geldiğimiz zaten stop devreye girecek. ekrana bakmasan da olur. O yüzden stop loss noktasını mutlaka belirleyin. Mutlaka belirle. Şimdi burada evet oluşum var. Güzel bir görüntü var. İndikatörü al vermiş. Burada da genel itibariyle indikatörlerin bütün durumlarını size aktarmış. Ama bu demek değildir ki böyle alayım da abi arkama yaslanayım. Stopunu koyacaksın arkana yaslanacaksın. Sonra nargilen içeceksin, çayını içeceksin, kahveni içeceksin. Her neyse. 6 TL seviyesinin altı stop loss 7 TL'ye kadar teknik hedefi var. Hatta veyahut şöyle biraz da abartalım. 8 diyelim. 8.80 diyelim. 9.90 10 TL diyelim. Yani otomatik bir şekilde orta ve uzun vadeler. Ama şöyle bir şey var. Karlılık yani bu Nisan ve Mayıs ayında bilançolar gelecek. Dikkat etmen gerekiyor. Şimdi yarın bu şirket zarar açıklarsa yani abicim senin sen bu elinde tutar isen ben bir şey diyemem. Bu senin kararın. Ama örnek diyorum. Bu benim elimde var. Yarın öbürsün kötü bir kap haberi attığı an itibariyle elimden çıkarırım. Yarın öbürsü gün endeks düşerse, stopum se elimden çıkarmam gerekiyor. Çıkarıyorum zaten. Tamam mı? Yarın öbürsü gün en, e, bilanço açıklandığında zarar açıklarsa yine elimden çıkarırım. Yani bakarım tabii ki burada programıma bakarım. Ben, benim burada programım var biliyorsunuz. Burada alıyorum, açıyorum, hemen geliyorum. Burada tırgeye o'ya basıyorum. Tırgeye o. Şöyle yapıyorum. Buraya da bir yazıyorum. Tamam mı? Örnek diyorum. bazı oynamalar vardır. Bakıyorum. Ha, diyorum ki tamam kardeşim. Evet. Ederi varmış. İskonto oranı yüksekmiş. Ama karlılık bu şekilde devam gelir edecek mi? O önemlidir. Bana temel analiz verilerin bütün hepsini anlattı. Ama bir şartta. Diyor ki gelecek bilançoda aynı şekilde ne yapmak gerekiyor efendim? Kar olması gerekiyor. Hemen bir yapalım. Şimdi yani bir anlamda bir kar var. Bu kar sürdürülebilir mi? Bana göre değil abi. Böyle bir kar ede, edecekse o abi bu ise 20-30-50 TL'ye gider. Öyle gelirse ama gelmez abi. Ölü dört. Abi en azından bir buçuk milyar kar açıklaması gerekiyor. E, Valla yani açıklar mı zannetmiyorum. Yani açıkla bilir, bilme de ihtimali var. Şimdi bak bilançoların püf noktası. Şimdi bugüne kadar 100, 150 milyon kar açıklayan bir şirket 10 kat net karını açık. Ne 10 kat? 50 kat. 5 milyar TL kar açıklamış. 50 kat. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunu bilmek gerekiyor. O yüzden bir sonraki bilanço 1 milyar gelir ise abi ciddi bir şey gelir. Ama yani büyük ihtimalle buradaki seviye 200 milyon TL, 300 milyon TL gelirse yine iyi. yani en azından buradaki seviyeleri geçer ise bak burada 700 milyon gelmiş. 1 milyon gelirse bu değerlemeden gelmiş. Konut fiyatlarının ciddi anlamda yükseldiği bu zaman dilimi içerisinde bütün şirketler böyle oldu. Burada dikkatimizi çeken başka bir husus öz sermaye karlılığı, öz kaynak karlılığı ondan %10'dan %45'e çıkmış. Bu iyi. Bak size bir tüyo daha vereyim. Bu bilançoda bu %45 kaynak karlılığı artar ise bilin ki bu şirketi durdurabilen kimse olmaz. Ama düşüş yapar ise zaten düşüş beklenilir. Duygusal bah kullanmayacaksın. Yani her şeyi araştırman gerekiyor. Ben buraya para mı alacağım? 50 milyar, 100 milyar, 5 milyar, 10 milyar. Bak. O yüzden çok dikkat etmen gerekiyor. Dediğim gibi. Burada teknik hedefler var gidebilecek bir yolu var. Orta ve uzun vadede 12 aylık süre zarfı içerisinde dikkat edin 12 aylık süre zarfı içerisinde 8, 9, 10 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı var. Bunlar 12 aylık. Tamam. 12 aylık. Evet bu anlaşıldığına göre şu onları sileyim ve yeni bir tane hissemizi söyleyelim. Özak Ah, Valla bir tanesini sildim. İnşallah o değildir. Valla odur. Bir tanesini sildim. O da özak gayrimenkul çıktı. Her neyse. Şimdi. Özak gayrimenkul ile efendim bizi uzun zaman önce takip eden dostlarımız uzak gayrimenkulü tam şuradaki seviyeden paylaştığımızı bilecektir. Tam şuradaki seviyede paylaştığımız ama şimdi hikayesini anlatmam gerekiyor ki yarın öbürsü gün ne olup ne bittiğini bilmesi gerekiyor. Ha buradaki seviyeden katılcılar iyi bilir. 5 ay önce, 6 ay önce bizle beraber olan dostlarımız var. Değil mi? Buradaki seviyeden biz paylaştık ve hala portföyümde bulunan bir şirkettir. Maliyetim 4.92. Hocam yanlışım var. Hocam senin yanlışın var. Hisse şu an 9 senede. Senin maliyetin 4.92 olamaz. Benim maliyetim 4.92 de 5 TL. 5 TL'de. Tatlı buradaki seviyeden paylaşıldı. İse ne yaptı peki? Gitti, durdu, gitti, aşağı geldi. Aşağı geldikten sonra pullback hareketi yaptı. Tabi bu sıra zarfı içerisinde birkaç gün geçirdi. Ondan sonra yükseldi. Burada mal alan adamlar düşürdüler. Bir ee, düzeltme hareketi yaptılar. Hikayesini bilmek gerekiyor. Düzeltme hareketini yaptıktan sonra tarihi zirvesine götürdüler. Endeksle beraber bu ise de 3 tane taban düşürdüler. Yine o sıra zarfı içerisine çok uygun olduğunu çok... Ciddi anlamda Potansiyel barındırdığını düşünerek tekrar elimde çıkarmadım. Sonra tekrar burada yükseldiler, yükseldi yükseldi. Sonra tekrar endeks sıkıntısından dolayı, siyasi gerginliklerden dolayı tekrar düşürdüler. Şimdi genel itibariyle tablomuz bu şekilde. Evet. Şimdi Özak Gayrimenkul bu şekilde. Grafiğe baktığında efendim, ya hocam bu grafikte bir şey yok. Evet. Bir şey yok. Ama... Dinleyeceksin. Dinle abi. Dinle. Şurası bizim bir direnç noktamızdır. Bu dirence bir kere çarptı. Ciddi anlamda satış yedi. İki defa çarptı. Ciddi anlamda satış yedi. Üçüncü defa çarptı. Yine satış yedi. Dördüncü defa çarpması gerekirken dedi dur. Burada bir düzeltme hareketi yaptı. Gücünü topladı. Ve hacimli bir şekilde kırılım gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Ama buradaki hacim daha güzel. He. Şimdi teknik bazlı bakacağız. Sonra temel analiz. Bu hissenin olması gereken hedef fiyatı kaç TL olması gerekiyor? Tabii onlar net sonuçlar değildir. Yani öz sermaye karlılığını nasıl hesaplandığını herkes biliyor. Ya da piyasa deribili defterlerine göre, temettü kapitülasyon yöntemine göre Borsayla ilgi alakası olan dostlarımız bilmesi gerekiyor. Eder hesaplaması nasıl yapılıyor? Şimdi genel itibariyle 8.36 seviyesinin altı kapanışlar gördüğüm an itibariyle stop olur. Ben olmam yani neyse teknik bazlı konuşalım. 8.36 seviyesinin altı kapanışlar kesinlikle stop olur. İzninizle bir su içi. Elhamdülillah. Ne güzeldir ya. 8.36'nın üstünde olduğu sürece benim tekniksel olarak birinci hedefim şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş. Bu da 10.75 yapar. Ondan sonra değerli dostlar bak burası önemli. burası önemli. Bir de şuradaki teknik hedef kadar orta ve uzun vadede takip etmek isteyeceğim hedeflerden bir tanesi. 12 TL. Peki bilmek gerekiyor. Bu ise katıldan nerede paylaştık? Şuradaki seviyede. Son gelen bilanço beraber tekrar nereden paylaştık? Şuradaki seviyeden. O yüzden gerçek edere odaklanır iseniz hissenin düşmesiyle kalkmasıyla pek ilgilenmezsiniz. İlgilenmemeniz gerekiyor para kazanmak istiyorsanız. Ee, şimdi bu süre zarfı içerisinde gidecek gelecek. Burada bir pullback hareketi yapar ise yarın öbür gün tadından yenmez. Özellikle gayrimenkul e, potansiyel barındırıyor. Şimdi bir gelelim buraya bakalım. Bakın net karına baktığında bak abi 122 milyon TL net kar açıklarken bir önceki çeyrekte 9. çeyrekte bu son çeyrekle beraber 2 milyar TL net kar açıklamış. Peki bu sürdürülebilir mi? Şimdi birinci çeyrekte yani şöyle yani bir önceki çeyrekte yaklaşık e, 4, e, şuradaki yani 2021'in 6. çeyreğinde 300 milyon TL kar at, etmiş olsaydı 2021'in 9. çeyreğinde 500 milyon TL burada da 2 milyon TL kar açıklasaydı diyecektik altyapı sağlam abi gümbür gümbür geliyor demek. Yavaş yavaş büyük ihtimalle ciddi anlamda yatırım yapmış. O yatırımlar sonucunda her çeyrek artık karına kar katıyor. Ama birden böyle bir yükseliş yapar ise bunu bilmen gerekiyor. Derlemeden gelmen bir net kar var. Bir sonraki çeyrekte böyle bir kar edebilme durumu söz konusu olabilir mi? Stoklarına bakmak gerekiyor. Gösterme karlılığı %21'den %50 seviyesine gittiğini görebiliyoruz. Bu da ciddi anlamda bir sıçrayıştır. Ve genel itibariyle baktığımızda hatta şuradan da bir bakalım. Evet, böyle baktığımızda burada bütün e, şeyler karşımıza çıkıyor efendim. Evet, genel itibariyle baktığında, yani onu bilinçli olarak size gösteriyorum ki bakın diye. Karlılık bu şekilde gelmeye devam ederse ki gelmeyeceğini biliyoruz. Gelir ise bu şirketin ciddi seviyelere gidebilme potansiyeli yüksektir. Oradan yukarı bir şekilde 10, 12 TL teknik hedefimiz olduğunu söyleyebiliriz. Burada da zaten indikatörümüz yükseldikçe yükselmiş, yükseldikçe yükselmiş, yükseldikçe yükselmiş ise yükselmek istiyorum bu şekilde. Yoluna devam eder mi bilmiyoruz ama stop loss noktamızı koymak gerekiyor. Tırgaya o ve uzak kaydırmak. Evet, şimdi gelelim buraya. Bir başlatalım. Şimdi kademeli bir şekilde gidiyoruz ki insanlar bizi iyi bir şekilde dinlesinler. Çayını kahvesini yanına aldıktan sonra savra doğru giderken bir bizi izlesinler. Ne söylüyoruz? Ne diyoruz? Burada programı bir size göstereyim. Hemen şöyle gelelim. Bakın burada mesela iskonto oranları var. Tabii yani içinde çok saçma sapan şirketler var. Burada iskonto oranı 300-400 TL, 500 TL, 1000 TL olan şirket de göreceksiniz. Bunların içerisinde yarın öbür gün sermaye artırımı yapabilecek, bedelli sermaye artırımı yapabilecek şirketler de var. Yani şimdi adam uyanıktır ya. Buranın ekran görüntüsünü çekecek. Diyecek aa Tüçelik abi daha %56 iskonto oranı varmış. Hemen gidelim alalım. Ama öyle değil. İşte bunlar var. Mesela GSD var. Konka var abi. Bak hala konka gitmiş ya. Bak nerede paylaşacak ama bilanço okumak gerekir. Sürdürülebilir bir karlılık olacak mı? Ya bak abi. Nuto. 6 TL'den paylaştık atıldı. Mesela örnek diyorum ama gitti. Bakın burada genel itibariyle bütün iskonto oranlarımız mevcuttur. Her neyse. Yani genel itibariyle değerli dostlar. E, bu şirketler önemli. Bu son zamanlarda uçak Seramik Doruluyor. Şimdi... Güzel de bir bilanço açıkladı açıkçası. Mı? Yatırım yaptığım bir şirket değil. Tamam. Evet 3'ten 11'e çıkmış. Hala öser, öz, öz kaynak karlılığı sıkıntılı. Karnesine baktığımızda borç konusunda yani büyüme anlamında, karlılık anlamında bir sıkıntısı olmadığını görebiliyoruz. Net borç, finansal oranlar. Evet dönem varlıklar e, finansal borçlarını karşılayabiliyor. Bu güzel bir şey. Yani e, bu şekilde karlılık gelmeye devam ederse Uşak şaksara amikte de efendim yani iki TL'ye doğru bir hareket söz konusu olabilir mi bilmiyorum ama şimdi ya bir şirketi iyi bir şekilde ta tanımak gerekiyor. Tamam mı? İyi bir şekilde tanımak gerekiyor. Yarın öbür gün bedelli sermaye artırımı yapar mı? Ya bunu bilmek gerekiyor abi yani az çok takip etmek gerekiyor yani. Evet. Evet 1.63, 1.63'te biraz bir güç bir toplama evresi. Ondan sonra 2 TL'ye kadar bir e, yolu var gibi duruyor açıkçası. 2 TL'ye kadar girebilir. Yani böyle ufak tefek bilinmeyen şirketlere ciddi anlamda para ba bayar iseniz zarar edersiniz. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Bir sepet oluşturmak. Gerekiyor. 10 TL'niz varsa 1000 TL buna, 1000 TL ona, 1000 TL şuna, 1000 TL ola. Örnek diyorum. 7 tane şirket yap. Bir 10 10.000 TL'den ne bekliyorsun? 10.000 TL'nin tek bir tane ise yatırırsan zarar edersin. Ciddi anlamda psikolojin bozulur. 100 bin TL'de aynı şekilde 1 milyon TL'si olan adam da sepet yapması gerekiyor kendine. Bunlar önemli de derdi dostlar. Ee, dediğim gibi e, uşakı takip etmiyorum. Ama diğer iki tane şirketi takip ediyorum. Bunlar e, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde güzel hareket elde edebilirler. Hatta biz Vakıf oyu da paylaşmıştık. Bak da neredeyse teknik hedefimiz gerçekleşti abi. Evet. Bak şuradaki seviyeden sanırım zannımca paylaştım. Tatlıda. ise yüze kaç gitmiş? Yüzde elli. Ya abi bak tavanda kapatmış. Ha ne istiyorsun? Değil mi? Demek ki gidiyor. Demek ki gitmek isteyen gidiyormuş. Bunu katılda paylaştık ha. Genel itibariyle özel gayrimenkul ve tırgeye o e, iskonto oranı yüksektirler. Karlılık bu şekilde devam eder mi zannetmiyorum. Sonraki bilançoya kadar bir bakmak gerekiyor. Genel itibariyle bunlar güzel şirketler olarak karşımıza çıkıyorlar. Efendim. Hemen böyle tırgeye oya bakalım. Evet. Dediğim gibi efendim. Stop loss noktasını koyarak orta ve uzun vadede buradaki rakamlara gidebilme ihtimalleri yüksektir. Yani bir şey söylemeye gerek yok. Burada bütün indikatörleri görebiliyorsunuz. Moralim bozuk ha. Vallahi moralim çok bozuktur. Allah şahitir moralim çok. Hiç içimden gelmedi. Öyle İsteksiz bir şekilde paylaşıyorum yani. Bak abi ya. Yazıktır şimdi bunu silsem. Bana ne diyecek? Sileyim ya. Al. Boş insanlarla işim olmaz ya. Böyle Boş insanlar ya. Boş insanlar. Ağzını açmışlar haç acıklar gibi. Acacıklar var ya böyle anneleri geldiğinde böyle ekmek getiriyor. Tamam. Böyle ağızlarını açıyor. Ağzına koyuyor ekmeği yiyor. Acıkınca yine ağzını açıyor. Allah şahittir sizler. Yani en azından bu, bu, bu diğer insanlar için söylüyorum. Youtube'daki kitlem candır. Bunlar hayatları boyunca borsada para kazanamazlar. Hayatları boyunca para kazanamazlar hayatları boyunca boş bir yatırımcı kitlesi 7-24 yayınlar yapıyoruz. İzlenmiyor adam ya. Bak abi 12 TL'den paylaşmış. ise 27 TL'ye gitmiş. Evet. Değerli dostlar sizler için çekiyorum. Hani bunu bilmek gerekiyor. Vallahi sizler için çekiyorum. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ee, güzel şirketlerle karşınızda olacağım. Paylaşacağım. Yavaş yavaş beğendiğim şirketleri en azından iskonto oranı yüksek olan şirketler paylaşır mıyım? Ha, tabii yani önce katılda paylaşacağım. Yani kusura bakmasınlar kimse. Bu şekilde adam mefiatlı bir şekilde hisse bekleyen adama ben öyle hisse paylaşmam. Tamam. Aa, bak 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 bir şey bulduk ha. Abi. Bak bu kanal kırılırsa olmaz kabul etmezsin. Etmemen gerekiyor. Kırılırsa stop. Kırılmadığı sürece 7.40. Teknik eder. Allah bin bereket versin. Al. Dın mı? %23 baba evlada vermez. Ama Yakup Ekenoğlu her zaman bir yolunu bilir. Ha, yani sana şunu da bir şey diyeyim. Yani burada da bir direncimiz var. Tarihi zirvesi olarak. Şimdi buraya çarpar bir ee, bulbek hareketi yapmak için düzeltme hareketi yapar. Ondan sonra şurası kırıldığı an itibariyle Bak burası kırıldığı an itibariyle 8 TL 10 TL hikaye olur. Mu? Buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş daha gelecek. Evet bak tam 8.80 yine. Evet. Abi teknik muazzam. Çalışır ise. Yine tarihe not düşülecek bir konu. Yine efendim. Yakup Ekenoğlu'nun yine kahin moroluğu kılan bir video olacak mı? Bilmiyoruz. Hep beraber izleyip göreceğiz. Özellikle ya da bir bakalım. Evet. Şurada direncimiz kırıldı. Kırıldığı an itibariyle zaten işler yolundadır. Dediğimiz gibi taşıyoruz. Bakalım nereye kadar taşıyacağız. bir sonraki bilançoyu bekliyorum açıkçası. Bu ise 5 liraya da düşse bir sonraki bilançoyu beklemek zorundayım. 12 TL de olsa bilançoyu beklemek zorunda kalacağım. Bilançodan sonra taşıyıp taşımayacağıma karar vereceğim. Akseni nasıl 5 TL seviyesine 7 pardon 7 TL seviyesine taşıyorsam Arçeli'yi nasıl 39 TL seviyesinden paylaş e, taşıyorsam Sağolu nasıl 12 TL'den beri taşıyorsam. Aselsan'ı nasıl 20 TL'den taşıyor isem, Ereli'yi nasıl 16 TL, pardon 26 TL seviyesinden taşıyor isem, Kardemir'de'yi nasıl 7 birçok çok TL seviyesinden taşıyor ise bunu da taşıyıp taşıyamayacağımı bir sonraki bilanço karar verecektir efendim. para kazanmak istiyorsanız bilinçli bir şekilde yatırım yapacaksınız. Ve mutlaka ama mutlaka bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Takip etmeniz varsa takip etmeyi unutmaması gerekiyor. Twitter'dan mutlaka ama mutlaka Yakup Ekenoğlu hesabını takip etmen gerekiyor. Ve burada paylaşılan şeylere bir beğeni tuşu RT altında etkileşim yaparak bizim de belli bir kitleye hitap etmemizi sağlaman gerekiyor. Ve bunun karşılığında da hepinize çok teşekkür edeceğim. Allah hepinizden razı olsun. Youtube'daki kitlemi gerçekten çok seviyorum. Beğeni sayısı değerli dostlar çok böyle yüksek olsun istiyorum. Yani artık bir bin, iki 3000 üç bin, bin beğeni sayısını geçelim artık. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.